Umarım futbolun iyileştirme gücünü futbol ailesi olarak iyi kullanırız. Dilimizi, üslubumuzu buna göre kullanıp bunun iyileştirme gücünden faydalanırız. Çünkü bu oyun haftanın 4 günü bizim evimizin içinde, dışarıda taraftarlarımız. O için tekrar hayırlı olsun. Oyuna gelecek olursak ilk 35 dakika aslında oyun tamamen istediğimiz gibi, planladığımız gibi, organize bir şekilde bizim elimizin altındaydı. Hatta ilk 8 dakika yanlış hatırlamıyorum 3 tane rakip ceza sahası içinde hem merkezden vuramadığımız, atamadığımız final pasları vardı. Oyun istediğim gibi gidiyordu ama 35. dakikadan sonra kendimizin yaptığı bireysel hatalar oldu. Okay'ın kaybettiği, Borno'nun kaybettiği, Trezeguet'in çabuk kaybettiği, kaptanın da birden böyle hızlı başlayıp sırtına çarptı. Pozisyonda rakibi aslında devreye soktuk. Bireysel yaptığımız hatalardan dolayı. Rakip de arada güçlendi. Rakip geçen sene de bu 5-4-1'i iyi oynayan, yani topa sahip olduğun zaman senin tam arkanda, karşında onlu bir set var. Bunu aşmak, bu oyunu aşmak kolay olmuyor. İkinci yarı itibariyle bizim için yani kazanmak fırsatı da geldi ama rakibe de geldi. Gel gitli bir oyun oldu. Çok alışık olmadığımız bir oyundu. Kazanmak istiyorduk. Burada bu şekilde başlamak istiyorduk. Kazanmak bizi çok ileri götürecekti. Ama bu oyun içinde bunlar var. Şimdi buradan çıkacağız. Buradan neler var olumlu olumsuz. Perşembe günü bir Avrupa Kupası maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanıp sonra önümüzde bir ara var. Hani bizim bay haftamız. Sonrası içerideki Kayseri maçına en iyi şekilde hazırlıklı olacağız. Trabzonspor zirveyi oynayacaktır. Yarışın içinde olacaktır. Trabzonspor vazgeçmez. Ben de vazgeçmem. Bunu da böyle bir hatırlatayım dedim. Elindeki geçen seneden ve bu sene ilavelerle beraber maç önü de söyledim. dün 10. oyuncu geldi. Transferlerimizi oyun planlarına göre yapıyoruz. Çünkü Trabzonspor büyük bir kulüptür. Ona göre oyun oynaması lazım. Ona göre bir oyunun içinde oyuncu profilleri olması lazım. Bugün 2-8 ile oynamamızın sebebi biraz evvel söylediğim gibi 5-4-1 oynayan bir takıma blok arasını tamamen açman gerekiyor. Onun için o hattın içine 6 kişi girmesi gerekiyor. Ki orada hem koşular hem organizasyonları yapabilmek. Ama bunları zaman zaman yaptık. Ama içeride özellikle buluşturmada, final pasında veya forvet oyuncusu anlamında bazen zaman zaman bunlar sıkıntılarını yaşadık. Girdiklerimiz de var, kaçırdıklarımız da var, rakibe de verdiklerimiz var. Oyuncu tabii ki oyuncu formasyonlarını belirler ama ona göre her türlü oyunu oynayabilecek de durumları oluşturmaya çalışıyoruz. Yok, sadece Turgay Bey, bugünkü maçın formasyonuydu bu. Onun için biraz evvel 2-8'i onun için blokların arasına soktuk. Bu şekilde oynamak. Hem baskı yapabilmek, bunu ilk yarıda baskıdan da yakaladıp sonuçlandıramadığımız da vardı. Hem de rakibi o 5-4-1'i çok doğru şey yapmaktı. Adam eksiltmekti. Zordur. Çabuk kayıyorlar, hızlı kayıyorlar. Hani 10 kişi var karşısında, bir duvar var aslında. Bu duvarı aşmak kolay değil. O da geçişi kovalıyor. Ondan da zaman zaman yakaladıkları oldu. Ama Rapid maçıyla alakalı hiç bu şeyde alakası yoktu. Ona yarından itibaren ilk bir maç oynadık. Şimdi ikincisine de oradan da örnekleriyle en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Yok, kafalar öyle değil. Biraz evvel ifade ettim aslında. Gel gitli bir oyun aslında iyi bir oyun değildir. Yani zaten rakibimiz hani geçiş oyununu planlıyor. Bununla da geçen sene karşılığını almış zaten. Duran top, geçiş oyunu, iyi bir santrforları topu tutabiliyor. Bunu planlamıştı. Bu oyun yani gel gitli bu şekilde bizim adımıza geçmemesi gerekiyordu. Bu ifadeyi ben hiç ilk defa kullanmıyorum. Tribün, taraftarımız da Trabzonspor'un iyi olmasını istiyor. Ben de ve ekip olarak da herkes bu konuda çalışıyor ve iyi olacak da Trabzonspor. Trabzonspor yarışacaktır. Hani vazgeçmez derken bu takım iyi bir takım olacak. Bu takımın temellerini atıyorum. Onun için bu takımın neler yapabileceğini daha sonra görecekler. Onun için eksiklerimiz az kaldı, tamamlanacak. Onun için sağduyulu taraftarı hakikaten Trabzonspor'un vardır. O enerjiyi alıyoruz. Eleştirenler de olacak. Bu işin içinde var. Buna da saygı gösteriyorum. Çünkü oradan da alacağımız, bizim de kullanacağımız konular da olacaktır. Dediğim gibi ama dilimizi, üslubumuzu bir spor yapıyoruz. Buna göre doğru kullanmak gerekiyor. Bir oyun oynuyoruz, oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yüz kızartıcı bir suç işlemiyoruz. Onun için taraftara saygım çok büyük. Net bir şekilde bunu söylüyorum. Ben vazgeçmem, bu takım çok iyi bir takım olacak. O zaman daha net görecekler nasıl olduğunu.
Ya şöyle, oyunda bence verimli oldu. Oyunun ilk yarısını biz oyunu çok doğru oynadık diye düşünüyorum. Hele 35 dakikayı. Bireysel bir hata yaptı. İkinci yarısında iki tane değişiklik zorunlu yapmak durumunda kaldık. Birincisi devre arası Savic'in sakatlığı oldu. Mendy'yi o anlamda değiştirdik. İkincisinde de Okay'ın darbesi vardı zaten devrede. İkinci yarıda da onun ağrısı olunca onu değiştirme zorunda kaldık. Onun için en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız. Kolay bir rakip değil, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bütün hazırlıklarımızı onun üzerinden yapacağız. Başkanla her gün konuşuyoruz. Çok inanılmaz bir mesai harcıyor ve fedakarlık da yapıyor. Yani bu konuyla alakalı özellikle. Kolay olmuyor transferler. Yani eğer büyük bir ihtimalle tahminim bir haftaya kadar, eğer bir de aramız var biliyorsunuz milli takım şeyinden sonra, hani Kayseri Spor maçı önümüzdeki hafta Bayız, ondan sonraki bir aramız var. Oraya kadar hani bu aradan öncesinde olursa iyi, olmazsa başka planlarımız var. Ekip o anlamda da çalışıyor şu an itibariyle. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bu gerçekleştiği zaman daha oyun biraz daha farklı olacak diye düşünüyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. Sağ ol, teşekkürler size de.